Evet kıymetli dostlar, 2024'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Bu video özel bir video. 2024'ün ilk videosu. Hani derler ya, nasıl başlarsan öyle devam eder diye. O yüzden beğenerek, sonuna kadar izleyerek, hatta bir de güzel yakışıklı yorum yaparak başlarsanız sonuna kadar böyle gider. Arkadaşlar 10 gün sonra resmi olarak transfer dönemi açılacak. Transfer tescil dönemi açılacak. Yani 3 gün sonra da bir futbolcuyu transfer edebiliriz. 5 gün sonra da edebiliriz. Bugün de edebiliriz. Futbolcuyu alıp idmana da çıkarabiliriz. Takımla çalışmalara da başlatabiliriz. Ancak resmi maçta oynaması için, lisansının çıkarılması için, resmi maçta yer alabilmesi için bu tarih 11 Ocak. Şimdi lafı fazla uzatmadan transfer duyumlarına geçelim. Fenerbahçe'de Peres için kulüp bulun talimatı. Sezonun ikinci yarısında yine iddialı bir kadro ve iddialı transferlerle girmek istiyor Fenerbahçe. Transfer çalışmalarında son sürat sürdürüyor arkadaşlar. Luan Peres. Açıkçası bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor sözümün. Defalarca söylediğim bu sözü hani en net bir şekilde gösteren isimlerden bir tanesi. Olmadı. Ne yaparsak yapalım olmadı. Olmayınca olmadı. Ve Luan Peres'in hani takımda kalmaması isteniyor diyeyim. Marsilya'dan transfer edilmişti. Güzel yıllık ücretler verildi. Güzel hani imkanlar sağlandı. Güzel şartlar sağlandı. Destekler olundu. Oyuncuyla, menajeriyle görüştük. Kulüp bul talimatı verdik. Şimdi Santos kulübünün çok ciddi bir talebi vardı. Santos kulübü ciddi manada oyuncuyu istiyordu. Ancak bu bilgiyi de maalesef şimdi verebiliyorum. Sağlık kontrolleri sırasında sıkıntı çıktı ve oyuncunun ameliyat olması gerektiğine karar verildi. Oyuncunun dönüşü bendeki kaynaklara göre maalesef Nisan ayı arkadaşlar. Nisan ayı bendeki kaynaklara göre. Ancak hızlı iyileşme gerçekleştirdi vesaire ise bilmiyorum. Hani en son bir bilgim yok. Bendeki kaynaklara göre full hazır oynayabilir Nisan ayında. Ocak ayındayız. Şubat, Mart, Nisan zaten hani 19 Mayıs'a ligin bitmesi planlanıyor. Çok sıkıntılı. Bu sezon 3 maçta 270 dakika süre aldı. 2025'e kadar süresi var. Sözleşmesi var. Bakalım ne olacak. Yani Fenerbahçe şansı mı diyeyim, şanssızlığı mı diyeyim bilemedim arkadaşlar. Ne diyeceğim inanın bilemedim. Fenerbahçe'de bir başka endişe 20 gün yoklar endişesi. Şimdi 20 gün yoklar. Nijerya milli takımına giden Osayi Samuel, Ghana milli takımına giden Djiku 13 Ocak 11 Şubat tarihleri arasında Afrika Kupası'nda ülkeleri için ter dökecek. Şimdi mükemmel bir başlangıç yaptığı 2023-24 sezonunda stoper oyuncuları Serdar Aziz, Becao ve Alexander Djiku'nun aynı dönemde sakatlanmaları büyük bir şanssızlıktı Fenerbahçe adına ve Fenerbahçe'de şu anda bir kriz var. Fakat iyi tarafından bakıyoruz. 11 Ocak'tan itibaren transfer tescil dönemi başlayacağı için herhangi bir stoper alınıp forma giydirilebilir. Yani iyi tarafından bakmak istiyorum. Kafamı iyi tarafına vermek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Kafamı iyi tarafına vermek istiyorum. Bu da şöyle bir durumu gerektiriyor arkadaşlar. Şimdi Djiku gidebilir. Osayi de gidebilir. Burada bir sıkıntı yok ama yerleri dolacak mı? Ya da yerlerine kim oynayacak? Bu düşündürücü. Şimdi en az 20 gün yoklar diyor. Burada bir enteresanlık var arkadaşlar. Bakın 13 Ocak 11 Şubat arası düzenlenecek. Şimdi bu şartlar altında 4 Süperlik bir Türkiye Kupası maçında kesin olarak yoklar. Yani 5 maçlık bir açık. Yönetimde transfer yapmaya çalışıyor. Şimdi grup maçları 24 Ocak'ta sona erecek. Yani 13 Ocak 24 Ocak arası. 2 oyuncu milli takımları grup aşamasında elenirse ligde İstanbulspor, Konya Spor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Samsun Spor karşılaşmalarında forma giyemeyecekler. 2 isim eğer finale kadar giderlerse Başakşehir, Ankara Gücü, Antalyaspor, Alanyaspor maçlarında kaçıracaklar. İsmail Kartal'ın hani çeşitli planları elbette var. Bunu şimdi birazdan da daha net konuşacağız. Djiku'nun yokluğunda Serdar Aziz, işte Samet Akaydın falan konuşuluyor ki bunu da konuşacağız arkadaşlar. En azından Oosterwolde'nin son dönemde tehlike anında camı kırınız tuşu olması, buton olması da bir nevi tesellimiz. Şimdi Fenerbahçe'de Mert Müldür gelişmesi diyor. Aslında gelişme demeyelim. Düşünce diyelim. Sebebi de şu. Şimdi Osayi gidecek. Mert Müldür hazırlanıyor. Ve Mert Müldür Osayi'nin gitmesi sonrası 13 Ocak itibariyle ligdeki maçlara Mert Müldür'le çıkması hemen hemen kesin gibi. Ancak burada bir konuyu atlıyorsunuz. Bir detayı atlıyorsunuz. Arkadaşlar bize Ferdi Kadıoğlu diye bir adam var. Sağ bek oynayabiliyor. Şimdi Djiku'nun yerine bir stoper aldık. X diyelim. Sağ bekte Ferdi, sol bekte Oosterwolde, X ve Djiku. Yani Djiku'nun yerine X ve Becao. X Serdar Aziz. Samet Akaydın, Serdar Aziz işte vesaire vesaire olabilir. Bunlar olmaz diye bir şey yok. Olabilir. Ve 13 Ocak itibariyle ligdeki maçlara Mert Müldür'ün oynaması bekleniliyor. Fizik olarak hazır duruma getirmeksi düşünülüyor. Teknik ekip özel olarak ilgileniyor 24 yaşındaki oyuncuyla. Bu sezon ligde 9 Avrupa'da 2 maçta toplam 216 dakika görev almış. Her zaman hazırım demiş. Arkadaşlar az buz değil. Geçen sene çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Ve yaşadığı sakatlık maalesef ve maalesef çok üzücüydü. Yani oyuncu neredeyse sezonu hiç oynamadan kapattı gibi bir durum oldu. O yüzden ben Mert Müldür'ün, Fenerbahçeli Mert Müldür'ün çocukluktan beri aşkı olan Fenerbahçe'ye elinden geleni vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Şimdi Samet Akaydın. Samet Akaydın'a İtalya'dan 2 talip. Fenerbahçe'den ayrılıp Avrupa Şampiyonası'na hazır gitmek isteyen Samet Akaydın'a İtalya Serie A'dan 2 takım talip oldu. Fenerbahçe stoper arayışlarını sürdürüyor ancak stoperde memnun olmadığı isimler de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ve Samet Akaydın'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Euro 2024'te oynamak için takımdan ayrılmak istiyor. Ve bu kararı teknik heyete iletiyor. İtalyan taliplerinin olduğunu da belirtiyor. A milli takım teknik direktörü Montella'nın da Samet'e kefil olduğu ve Samet için Genoa ve Fiorentina'nın Fenerbahçe'den randevu istediği belirtiliyor. Arkadaşlar bu haber doğru olabilir. Sebebini ben size söyleyeyim. Bak olabilir diyorum, sebebi şu. Sezonun başında Samet Akaydın'a teklif geldi. İtalya'dan teklif geldi. Ben inanmadım ama geldi. Sorduğum kişilerden bir tanesi bunların Fiorentina olduğunu söyledi, bir tanesinin. Yani şok oldum. Birinin Fiorentina olmasına gerçekten şaşırdım. Ha ben Samet'i Fenerbahçe'de tutmadı. Gittiği takımda tutabilir. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de tutmadı. Gittiği takımda tutabilir. Hayırlısı olsun. Ama ya Fenerbahçe'de olmuyor. Olmama sebebi de futbolcunun psikolojik bir baskı altında olması. Ya hata yapsa al diyorlar işte şöyle böyle. Trabzonspor maçında hata yapıyor. Zaten Trabzonlu diyor. Ya öyle bir karakterde öyle bir şey de değil ya. Yani öyle bir karakter değil. Neyse uzun lafın kısası. Şimdi Becao'nun sakatlığının sürmesi, Djiku'nun Afrika Kupası'na gidecek olması. Şimdi Samet'in ayrılmasına da çok sıcak bakılmıyor. Çünkü Türk kontenjan almıyor en azından. Ve geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de geldi. Bu sezon 11 karşılaşmada forma giydi. Milli oyuncunun skor katkısında bulunamadı ama milli takımda da oynamaya başladı. Arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Becao'nun son durumu da çok soran arkadaşım var. WhatsApp grubunda da sordular. Normal şartlarda 14 Aralık'ta salon çalışmalarına başlayıp 26-27 Aralık gibi saha çalışmalarına başlayıp en azından düz koşu yapmasını bekliyorduk. 1 Ocak oldu, inşallah salon çalışmaları tamamlanmıştır da saha çalışmalarını da görürüz. Ama normal şartlar altında saha çalışmaları kulüpten aldığım bilgiye göre 15 Ocak'ta. 15 Ocak'ta saha çalışmalarına başlaması bekleniliyor. Hazır olmasıydı, etmesiydi 20-21 Ocak gibi. Yani süreci hızlandırmanın keşke bir imkanı olsa. Bakın biz 7 Ocak'ta maça çıkacağız. Yani 7 Ocak. Şimdi 7 Ocak'ta çok aslında uzun bir tarih değil. 7'sinden sonra 10'unda çıkacağız maça. Ertelenen Konya maçı. Bakın İstanbulspor maçı 7 Ocak. Fenerbahçe Konya maçı 10 Ocak. Sonra Gaziantep'e gideceğiz 14 Ocak. Ardından 17 Ocak Adanaspor maçı. Sonrasında 21'i gibi Samsun Spor maçının oynatılması bekleniliyor. 24'ü gibi Başakşehir. Bakın fikstüre bakın. 28 gibi Ankara Gücü, 4 Şubat gibi Antalyaspor, Fenerbahçe. Yani felaket bir fikstür. 28 Ocak, 4 Şubat. O arada 31 Ocak boşluğu var. Hani hatta şeyin de Türkiye Süper Kupası'nın da orada oynatılması düşünülüyor ama çok saçmalık. Sonra zaten 4 Şubat'tan sonra 11 Şubat geliyor ama o arada Galatasaray'ın maçları var. Fenerbahçe orada nispeten 2 hafta dinlenecek. Ben şunu söyleyeyim. Şu aşamada İstanbulspor, Konya Spor ve Gaziantep maçlarını kesin olarak kaçıracak Becao. Gaziantep maçı 14'ünde Djiku ve Osayi de Gaziantep maçında olmayacaklar muhtemelen. Konya maçını oynayıp gidecekler. Yani 2 maç oynayıp gidecekler diye düşünüyorum. Eğer erken çağrılmazlarsa. Türkiye Kupası maçını çok şey yapmıyorum. Yanlış anlamayın. Çok önemsemiyorum. Alt lig takımı olduğu için çok şey değil ama Samsun'da evimizdeyiz. Gaziantep deplasmanı, Samsun'da evimizdeyiz. Başakşehir'le 24'ünde. Yani Becao'nun da bir an önce iyileşmesi şart. Ryan Kent ada yolcusu. 3 takım temasta. Arkadaşlar ben açık söyleyeyim size. Ben Samet Akaydın'ın gittiğini düşünüyorum. Gideceğini düşünüyorum. Kesin olarak gideceğini düşünüyorum. Kulağıma gelen söylentiler var ama bir de işin gerçek boyutu var. Ben size şöyle bir şey sorayım. Şimdi Samet Akaydın'ı göndersek 1. Luan Peres gitse 2. Çağlar Söyüncü gelse 1. Bir stoper daha gelse. Tepkiniz ne olur? Hocam iyi de bak Becao çok kaliteli stoper. Djiku da iyi. Çağlar gelirse, bir isim daha gelirse orası kazan kaynatır. Çok fazla yetenekli isim olur. Olsun. Olsun şekerim. Yani biz yıllarca Serdar Aziz'e şuna buna tahammül ettik. Yani tamah ettik. Tahammül demeyeyim. Tamah ettik. Hani Serdar Aziz falan filan bize artık yıldız gibi gelmeye başlamıştı. Bırakın öyle olsun. Neyse. Kadroda düşünemeyen Ryan Kent, Hull City, Sheffield United ve Leeds United talip oldu diyor. Arkadaşlar benim bildiğim, hani dillendirilmiyor. Sebebi de başka. Benim bildiğim Hull City'ye hayırlı olsun. Ama haber diyor ki Fenerbahçe sezon başında Rangers'tan kadrosuna kattı. İsmail Kartal kadroda düşünmüyor. Ayrılmak için gün sayıyor. İngiltere'den 3 talip. 3 takımla transfer görüşmelerine başladı diyor. Önümüzdeki günlerde belli olacak. 15 maça çıktı. 1 gol 2 asist. Şimdi Kent Fenerbahçe'ye küçük bir imza parası karşılığında geldi. İsmail Kartal anlaşılmadan önce gelmişti. Açıkçası hani Jesus devam edecek olsaydı Jesus'un istediği isimlerden bir tanesiydi. Ama yani olmadı. İsmail Kartal çok denedi, çok uğraştı. O da beceremedi. Yani bir nevi o da olmadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani yapabilecek çok bir olay yok açıkçası. Ben bunu söyleyeyim. Bu kadar söyleyeyim. Yani Kent ve ya Kent %100 gidiyor diyeyim ben size. Samet Akaydın'a gitmek üzere diyeyim. Hatta Samet de gitti diyebilirim açıkçası. Şimdi bunların yerine kim alınacak? Arkadaşlar sosyal medyada birkaç tane isim var. Hepsini konuşalım. Hazır zamanı gelmişken. Şimdi Sercan Hamzaoğlu ve Yağız Sabuncuoğlu. 2 duyumcunun duyumları var. İlk olarak Yağız Sabuncuoğlu'ndan başlayayım. Gerçi ilk olarak Sercan Hamzaoğlu konuştuğu için Sercan Hamzaoğlu'ndan başlayayım. Fenerbahçe'nin yabancı stoper adaylarından biri West Ham forması giyen Alman futbolcu Thilo Kehrer. Thilo Kehrer. Hani Thilo Kehrer. 1.86 boyundaki 27 yaşındaki oyuncu. Şimdi Kehrer konusunda biz burada daha önce de konuştuk. Hatta ben bir takipçimizin yorumunu da vereyim ekrana. Sevgili Sertan'ın sert yorumları olur. Hani Kehrer'i beğendim, Malangsar derim. Çünkü yerli kuralı gereği sağ stopere Çağlar almalı. Malangsar sol stoper almalı. Sol bek alternatifsiz. Ve Fiorentina Luiz'i beğendim desen yalan olur. Beğenmedim. Sakat partiyi tercih ederim. West Ham'daki Kehrer'i beğendim. Ama yine de yerli kural yüzünden Çağlar olsun isterim demiştim. Hani gününe 13 gün önce konuşulduğuna bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Yani Kendimizi övecek, anlatacak bir durumumuz yok. Biz gereken açıklamaları zamanında yaptık. Geçmişe gidip videoları izleyebilirsiniz. Şimdi Kehrer konusunda şartlarla ilgili temasta bulunmuş, nabız yoklamış diyor Kehrer için. Ama ben Kehrer'in olacağını çok sanmıyorum. Sebebini de söyleyeyim. Çok fazla taliplisi var. Hocam çok fazla taliplisi varsa iyi bir oyuncudur. Alalım. Yoğunlaşıyoruz ama sıkıntıyız. Yine Sercan Hamzaoğlu diyor ki Fenerbahçe'nin şu an stoper listesinin başında hala Çağlar Söyüncü var. Diğer adaylar an itibariyle Kehrer ve Stefan Savić. Şimdi bu üç isimden ikisi gelebilir mi? Mesela Djiku, Becao 2. Atıyorum Savić, Çağlar gelse hem Serdar Aziz hem Samet Akaydın gidebilir mi? Böyle bir ihtimal sizce var mı? Bence olabilir. Luan Peres'i saymıyorum. Luan Peres zaten kadroda yok. Onu saymıyorum. Bu olabilir. Stefan Savić ismi basit bir isim değil. Üstüne düşünülmesi gereken bir isim. Ama sakatlık geçmişi insanları korkutuyor. Fenerbahçe onu alacağına hiç almasın daha iyi falan diyorlar. Ben bir şey demem. Yağız Sabuncuoğlu diyor ki Fenerbahçe Savic'e verebileceği sözleşme şartlarını iletti ve teklif yaptı. Fenerbahçe oyuncunun Atletico Madrid'le aradaki problemleri çözmesini bekliyor diyor. Türkçesini söyleyeyim. Fenerbahçe için daha önceki Savić duyumunda verdiğim şeyi tekrar hatırlatayım. Savic'i bedava sözleşmesini feshedip gönderirlerse ne ala. Alabiliriz. Aksi takdirde maalesef ve maalesef. Ya Savic'in bir olayı da var. Olay şu arkadaşlar. Hani yaşı gereği artık bir durumu var. Yani 32 yaşında olması lazım. Ancak öbür olay Edin Dzeko'nun kankiştosu olması. Şimdi Kehrer konusunda şunu söyleyeyim. 27 yaşında Alman. 27 milli maçına çıkmış Alman milli takımına maçına. 9 milyon euro piyasa değeri var. West Ham'da tutmamış. 17 Ağustos 2022'de almışlar. Bu sezon 4 lig maçı gördüğüm kadarıyla. Transfer market değeri 35'lerden zamanında Paris Saint Germain'de oynarken 35 iken şimdi 9'lara kadar düşmüş. 12'yi almışlar. 17 Ağustos 2022'de 22 milyon euro piyasa değeri varken 12'yi almışlar. Düşündürücü. Bu sezon 12 maça çıkmış 392 dakika. Hani ligde 4 maç diyor 19 dakika. Bu tabii oyuncunun psikolojisini alt üst eder. Avrupa Ligi'nde 5 maçta 264 dakika. FA Cup'ta 109 dakika diyor. Ben Kehrer'i isteyen başka takımların olduğunu da duydum. Alternatif olarak. Savić için de dediğim gibi 32 yaşında 1.87 boyunda Karadağlı. 72 milli maçta 9 golü var. 5 milyon euro piyasa değeri var. Şimdi yedekte durabilecek bir isim mi? Oynamaca huzursuzluk çıkarabilecek bir isim mi? Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. 13 maça çıkmış. 972 dakika süre almış. Nispeten daha hazır. Daha bir oyuncu. Bakalım Fenerbahçe nerede karara bağlayacak? Kişisel fikrimi sorarsanız Kehrer'e %10 anca veririm. Çağlar'a %80 veririm. Savic'e %40 veririm. Ama Savić bonservisini alırsa, sözleşmesini feshederse %80'e ona da çıkarım. Hocam hem Çağlar hem Savić ihtimali var mı? Var. Bunu özellikle söyleyeyim. Samet gidecek. Kent gidecek. 2 stoper birden gelirse Serdar Aziz gidecek. Luan Peres gidecek. Becao olayını söyledik. Luan Peres için Santos gerçekten çok ilgili, çok istekli. İnşallah şartlar iyi olur. Bir an önce oyuncu da kendine gelir. Osayi Samuel'in gidecek olduğunu konuştuk. Başka. Mert Müldür hazır oluyor zaten. Onu da belirttik. Oosterwolde var. Tehlike anında camı kırmızı butonu. Ferdi'nin durum malum. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası Fenerbahçe'nin ilk transferleri. Fenerbahçe'de transferler ve ayrılıklar başladı desem yalan söylemiş olmam. Çünkü transferde çok ciddi depara kalktık. Buradan elimizin boş çıkacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Sertan'a da buradan selamlar olsun. Ben abonelerin yorumlarını da okuyorum, merak etmesinler. Ara ara bakıyorum ama ara ara diğer moderatör arkadaşlar bakıyor. Bilginiz olsun. Hocam benim yoruma nokta atıyorsunuz. Ne demek nokta? Yorumunu gördüm demek. Sıradaki yoruma geçtim demek. Mecburen de bunu yapıyoruz. Bilginiz olsun. Burada kötü bir niyetimiz, art bir niyetimiz yok. Burada sadece niyetimiz hani kimseyi kırıp dökmeden, incitmeden bir sonraki yoruma geçmek arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kanala vermiş olduğunuz her türlü destek için teşekkürler. İyi ki bu kanaldasınız. Herkese mutlu bir yeni yıl diliyorum. Görüşmek üzere.